İyi akşamlar değerli izleyiciler. Her cuma olduğu gibi yine sizlerle birlikte İleri Üçlü programında Barış Yurdu Seven ve Fırat Güneyer'le karşınızdayız. Yaklaşık olarak iki saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Geçtiğimiz haftadan bu yana aslında tabii salı günü yayın yapamadığımız için aslında akışta programımız olmadığı için hafta içinde maçlar vardı biliyorsunuz ama fazlasıyla konular birikti. Fenerbahçe'de bir teknik direktör ayrılığı oldu. Vitor Pereira e, Fenerbahçe veda etti. Daha doğrusu Fenerbahçe Vitor Pereira'ya veda etti. Diğer bir ifadeyle. Beşiktaş'ta teknik direktör kim olacak konusu var. Aynı zamanda bu akşam da denetleme raporunun açıklandığını belirtelim. Detaylı bir şekilde açıklanmasa da en azından Mali Genel Kurulu öncesinde çok ciddi bir şekilde 102 milyon avroluk sıra dışı bir harcama olduğu bilgisi var. Ve bunu da konuşacağız tabii ki. Galatasaray'da inanılmaz bir kötü gidişat var ve Galatasaray son 7 maçta galibiyet alamadı ligde bunu da değerlendireceğiz elbette. Barış seven Fırat Güneyer, iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar Veli. Bayağı yoğun gündem. Yoğun gündem evet. Bir de çift maç yap. Hani çift maç evet, oldu evet. ya onu da verdik. Derbi geride kaldı. Derbi geri Galatasaray kaldı. Başakşehir maçı vardı geçtiğimiz haftadan bu yana sakatlıklar oldu. Hakem konuları 7 oldu. Evet. Galatasaray. Fırat Aydınus mevzusu Fırat çok, Aydınus Fırat, çok Fırat Aydınus konusu çok konuşuluyor. oluyor Fırat Aydınus'la ilgili? Neden ikinci maç üst üste maç evet. verilmedi? Hakan Vardan, Ceylan var atanırken neden Fırat Aydınus yok şeklinde? VAR'dan çağırdılar git, gitmedi mi? O tarz çok fazla haber çıktı. Beşiktaş rapor yayınladı. Acayip yani evet, evet. doğum bir gündem var. Dolu dolu bir program olacak diye umuyoruz. Etiketimizde ileri üçlü değerli izleyiciler. Ekranda Twitter'dan sizler de yazabilirsiniz. Hem sorunuz varsa onu da yazabilirsiniz veya görüşünüz varsa onu da belirtebilirsiniz. E, programımız 2 saat biliyorsunuz ve e, şu anda bugün oynanan bir maç olmadığı için de daha rahat bir şekilde okuma imkanımız var. Barış Seven Fenerbahçe ile başlayacağız. Son maçta Vitor Pereira'nın ayrıldığından sonra Fatih Karagümrük'te karşı karşıya geldi Fenerbahçe. Ve yaklaşık 60-65 dakika uzatmalar içine katarak söylüyorum. Karagümrük 9 kişi oynadı. Çok ciddi, uzun bir süre bu. Ve bu uzun süreye rağmen Fenerbahçe Karagümrü'yu yenemedi. Maç bir bir bitti. Yani e, şunu demeye başladı insanlar. Demek ki sorun Vitor Pereira değilmiş. Diyenler de var. Doğrudan buraya bağlamak, bu şekilde yorum yapmak sana göre doğru mu? Doğru değil. Ama Fenerbahçe'yi ben geçen hafta da söyledim, daha önce de söylemiştim. Artık Fenerbahçe'de sorun teknik direktör boyutunu aştı. Yani e, artık Fenerbahçe'de bu kadar rahat, işte hoca göndereyim, oyuncu alayım, oyuncu göndereyim, o işler hani bu kadar e, rahatça yapılabilecek boyutta değil. Yani çünkü artık e, Fenerbahçe yönetiminin kendini sorgulaması lazım çünkü e, iş çok fazla hani taca çıktı. Yani, ta, taç oldu yani pozisyon, onu söyleyeyim. Ya Ama burada ne e, Pereira'yı ayırabiliriz. Vitor Pereira Galatasaray maçından sonra kazanmasına rağmen maçın öncesinde yaşananlar başkanın açıklamalarıyla birlikte e, bütün dengesini kaybetti. Kendini Fenerbahçe'nin içerisinde ait hissetmedi. Orada e, yaşananlar vardı. Birçok şey yaşandı. Sonra hafta içerisinde e, birçok şey yaşandı. E, bu maça gelince e, bu maç tabii yani gördünüz mü bakın Vitor Pereira olayı değil. Ee, bu maç evet oyuncuların tabii kesinlikle çok büyük suçu var. Yani kadroyu kim yaptı, sahaya kim çıkardı, kim taktik verdi. Bunlar da çok konuşuluyor. Ama şunu çok net söyleyeyim. Sayın Başkan'ın hiçbir dahli yok. Kadroda. Ama şuradan bir cüm, cümle yani, öyle, hoca yani Çok büyük olarak. bir ihtimalle e, hoca ile birlikte takım kaptanı. Hmm. Belki futbol şubesi orumlusu pozisyonda diye. olan e, yönetici de olabilir. E, yani baktığınız zaman hani sahaya çıkan kadroda çok büyük bir sorun yok. Bir tek tabii, işte tabii. Pelkast evet. e, sırtaki fotoğrafı paylaştığı için oynadı. E, öbürlerin gayet doğal yani bir, kez bir tek pelkas yani orada. O da oynayabilir, ya, yani o da tam o sırt akiden yani. girdi kadroya yani. Ondan sonra şöyle sonrası önemli. Yani benim gördüğüm sonrası önemli. Şimdi ben suçlu hani bir suç dağılımı yapacaksak oyuncular. Ancak bir kelime de hocaya söylemek istiyorum. Şimdi sağa çıkan antrenör Zeki Göle değil mi? Hı hı. Zeki Göle hocamız. Şimdi biz yıllardır biliyorsunuz e, özellikle Fatih Terim hoca, Şenol Güneş hoca işte belki bir birkaç hoca için daha bu örnekler verilmiştir. Ya niye işte antrenör yetiştirmiyorlar? Niye e, yanlarında işte kimseler yok? Niye şu al şimdi bu söyl böylece boşa çıkmış oldu. Şimdi Zeki hoca Şimdi buyurun sana şans verildi. Ben şimdi buradan e, bir şey okuyacağım. Bir notum var. Şimdi Zeki Murat Göle 2 yıl önce 9 kişi kalan Konya Spor'a da 1-0 kaybettiğinde Fenerbahçe'nin hocasıymış. Hı, hı Rekor, hakikaten. Yani dünyada herhalde bir 9 kişi kaybettiğin maçtan sonra bir kişiye tekrar o görevde bir daha verilir. Bu şok. Ben bunu hocaya yazmam. Bir dakika. Denizli'de, Denizli'ye Kadıköy'de iki iki berabere kalmış. Yine e, hocaymış. işte o akşamda. Şimdi bakın 39. dakikada bu değişiklikleri yapmayabilirsiniz. O gücünüz olmayabilir. Tamam. Ancak futbolun bir dili var. Eğer siz bu işi yapıyorsanız devre arasına girdiğinizde tahtaya Nazım'ın yerine Osa'yı yazarsınız. Mert Hakan'ın yerine Serdar Dursun'u koyarsınız. Pelkas'ın yerine Rossi'yi koyarsınız, hı hı. oyuna sokarsınız. Serdar'ı ileri alırsınız. İrfancan'ı Sosa'nın yanına yaklaştırıp yani "Ben bak ben topa ayağa ayak vurmamış birisi olarak yani bunu ben söyleyebiliyorum. Sonra da oyuncularınıza dersiniz ki Arkadaşlar topu aldıkmış. hiç topla oynama yok. Direkt kenarlara kenardan da içeriye orta atıyoruz. Devamlı. Maç bitiminde bir 70 80 60 orta olacak. Bunu yaptıracaksın. E şimdi hocam sen yani <laughs> kulübeye geldin. Ee, bir taktiğin yok. Şimdi bunu İlan Palut yaptı Trabzonspor'a. 10. dakikada hı hı. 9 kişi kaldı. Gerçekten tebrik ediyorum İlan Palut hocayı. Her geçen gün üzerine koyuyor. Topu aldı. Hiç tutmadı kenara. E, iki kenar butü, butücüydü sanırım. Hı hı. Biri de e, Serdar'dı. Orta yağdırdılar. Trabzonspor'u bunalttılar. 31 şut attı belki tarihinde. Trabzonspor hiçbir takımdan o kadar şut yemedi. Şimdi yani bir teknik direktör olarak kulübedeyseniz bir şey yapacaksınız. Yani fe... tabii ki suç dağılımında bu maç oyuncuların ama Fenerbahçe artık birçok duygusunu kaybetmiş. Birçok hamlesi hep boşa çıkmış ve baştan beri buralarda bu masada bunları söyledik. Fenerbahçe'de problem çözen oyuncu hücum hattında yok. 3 senedir kaleci problemi yaşıyor bunu görmek istemiyor. E, camiası. Fenerbahçe problem çözen oyuncudan kalsın santrafor olarak evet, söylüyorsun? Evet, santrafor değil. O hücum hattında. Sağ ön, sol ön. Yani mecburiyetten İrfan'ı kenarda oynatıyorsun. Sen 8 diyorsun. oynamasından yanasın ya normal değil 8, mi? Ben 8, ben Şimdi Hamza Hamzoğlu, Fenerbahçe'nin teknik direktörü olsun. Anladım Bak, dediğini. Yani. Sosa İrfan yapar, önü Mesut koyar, Rossi evet. Valencia yapar, önde Niye Hamza mesut... Hamzoğlu diyor? Çünkü Çaykur Rizespor'da böyle oynadığı ya, için ya, söylüyor. Asray'da da öyle oynattı. Her evet. yerde hücum oynadı. Şimdi Fener büyük takım böyle oynar ve orada problem çözen oyuncu barındır. Ön tarafında yok. Bunu hep söylemiştik. Yine futbolculara ben çoğu yazar ama teknik direktöre de bir toplu yine batırayım dedim. E, o da bir ders alsın kendine. Peki e, Fırat Güneyer yani Tektor Pereira'nın gidişi çare Hoca, olmadı Zeki, mı? Zeki Hoca'ydı değil mi? Evet. Ya hiç katılmıyorum Barış Uğur'u sevene. hocaya, hiç, hocaya hiç bağlamaz bence. Bu biraz şeye benzedi. Yani Gerçi Barış Sen kimsenin lafını esirgemiyor ama hatırlıyor musun bir Levent Hoca mı çıkmıştı Galatasaray'ın başında? Galatasaray puan kaybetmişti. Bütün Galatasaray medyası Levent Hoca'yı manşet Evet evet. Hoca seni yüzünden oldu falan diye. <laughs> yani ya bir maçlık geçmiş. Takımda çok büyük yıldızlar var. Çok büyük kariyerler var. Çok önemli isimler var. Ve orada Mesut Özil gibi bir gerçek var. Benim de aklım boyu. Ee, takım içerisinde çok büyük söz sahibi. Takımın hem abisi evet. hem kariyer anlamında Kaptanı. ki bu arada bu da hayatın doğal akışına çok normal, doğal akışına aykırı bir durum değil. Yani ben de futbolcu olsam ve benim de takımda Mesut olsa hayranlıkla ne dediğine bakarım. Normal. Ee, o yüzden de ben hocanın ne kadro yapısına ne de saha içine müdahale olduğunu düşünmüyorum. Kaç sen dakikada şunu, girmiş Serdar oyuna? Sen şunu, 63. Eleştir, sen şunu eleştirebilirsin. Ya hocaysan ne olursa olsun sözünü geçireceksin diyebilirsin ama o, o yani o kariyerde bir hoca değil zaten çok değerli bir tek, çok değerli bir spor adamı elbette önemli değerli bir spor adamı Fenerbahçe'de yardımcı hoca vesaire ama yani orada çok büyük önemli yıldızlar olduğu için onlara laf Hani onlara söz dinletmek de çok kolay değil. Yani bunu ama şöyle yapacaksınız, şunu yapacaksınız bir demek. Var Fırat ortada. Bilmiyorum ben 9 kişi kaldın. E tamam ama işte orada orada bir şey. yani 60 Orada bence 1 77'lik 78'lik Valencia'yı o savunmanın içinde tutup Doğru. ortadan ama, ben... Sos... ama, sen ben bunların savunmuyor. Bunlar hepsi Sosa, yanlış. Mesut yanlış. Mesut'a, Mesut, ya. ya. Mesut, Mesut Özil, Sosa gibi Tecrübeli, önemli isimler bir fikir alışverişinde bulunabilirdi. Tamam. Bence bence ama zaten normal, normal bak bir ortam yok Bu kadroyu futbolcular kurdu diyorum ben. Doğru. Tamam. Ben 37. dakikaya kadar senin her dediğine varım. Futbolcular kurdu. Futbolcular müdahale etti. Futbolcuların istediği isim isim saymayacağım ama çok evet. önemli isimler var orada. Önemli yıldızlar var. Hı hı. Ve futbolcular kendileri biraz özgüvenle 9 kişi kaldıktan sonra nasıl olsa yeneriz diyerekten biraz da bana kalırsa tırnak içinde laval oynadılar belli bir sürede bence. Yani Sonra o Sonra dakikalar baktılar 65'e işte şey gelmiş. Evet evet. Sonra o Karagümrük'ün çok bu arada Volkan ile ayrı bir tabi tebrik kesinlikle. edelim. Volkan Demirel yorumculuk yapar şimdi tabii başka kanalda olduğu için yorumculuğunu övemiyorduk. <gülüyor> <gülüyor> Volkan Demirel'in ama Volkan Demirel iyi de bir yorumcuydu. Yani e, hani o yıllarca sahada rakip taraftarı kızdıran biraz tribünle oynamayı seven Rakiple kavga eden agresif Volkan Demirel gitmiş. Evet evet. Yerine bayağı futbola kafa yoran, futbolun iyi kısmına kafa yoran, fair play'i önemseyen Sakin. Ben bir yorumunu gördüm mesela. Şey diyordu ya spor taraf Karsel Spor maçında Beşiktaş cezalı bir Taraftardan rica ediyorum. Lütfen küfretmesinler. Ceza olsun evet, evet. Beşiktaş falan diyordu. Mesela bu kadar objektif olabilen bir yapıya bürünmüştü zaten. Aynı zamanda sakin sonra. bir kimlikti. Sakin. Burada da ilk hafta galibiyet, bu hafta vazgeçmemesi takımın çok önemli. Caner'e de ayrı bir parantez açacağım. Caner Erkin'e. Bence buradaki mevzu futbolcuların kurduğu bir kadro, futbolcuların istediği bir formasyon. Dolayısıyla mevzu futbolculara bağlar birincisi bu. İkincisi şeye de katılmıyorum. Yani sordun ya Vitor Pereira gitti futbolcular. Evet futbolcuları bağlar ama şunu da unutmamak lazım. Gidenin arkasından konuşulmaz Türkiye'de ama çok fazla konuşmamak lazım dedi. Zaten doğrusu da o ama Fenerbahçe'nin hakikaten şunu gördük. Ezberlenmiş bir hücum organizasyonu yok. Fenerbahçe'nin bir hücum şablonu yok. Fenerbahçe'nin ceza sahası önünde basit bir üçgen kurma, verkat yapma bu tarz hiçbir organizasyonu hücum anlamında yok. Nasıl olsun ki her hafta değişti o hat. Evet ama bu hani hoca olmadığı zaman bu iyice ortaya çıktı. Hani bize bir şey diyor, kadro değişiyor, o oluyor, bu oluyor ama çalışılmış hiçbir şey olmadığını hücum anlamında söylüyorum bir kez daha gördük. Yani Fenerbahçe'nin bu maçta yaptığı hücumlar ya İrfan Can 70 kez topu beni soluna çekip orta yaptı ya. Yani tek hücum şeyi bu mu ya? Bu mudur yani? Tabii ki teknik taktik anlamda niye uzun süre iki stoper arkada devam etti? Niye üçlüye dönülmedi? Hani Vitor Pereira üçlüyü çok savunuyordu. O yüzden mi dönmedi? Fenerbahçe üçlüye dönmesi lazımdı belli bir dakikadan sonra. Stoperlerinden bir tanesi hatta atması lazımdı belki Aynen. ileriye. Bunda neden yapmadı hep soru işareti ama yani bu maç e, izleyenlere belki garip gelecek. Vitor Pereira'ya da bağlar. Kötü bir miras bırakmış belli ki sistem anlamında. Hucum organizasyonu Aa, çok zayıf. Antrenman olarak da. Antrenman yani olarak da. olarak da çok düşmüştü Fenerbahçe zaten. Bak gidiyor. mental falan düşmüş olabilir de belli bir hucum ezberim vardır. Tabii tabii. Antrenmanlarda çalıştığın ettiğin Yani belli bir hucum şeklin vardır. Fenerbahçe'nin hucumu tamamen bireysel. Çünkü o bağ bir ayı var. aşkın zamandır koptuğu e. için artık. Yani antrenmanda da muhtemelen çok sağlıklı bir ortam yoktu son 1-1,5 aylık sürede. Şu şu maça şimdi maçı izledim ben de 90 dakikasını. Ya bir e, farklı bir şey deneyen oyuncu yok. Ekstradan ceza sahası işine dalan oyuncu yok. Ceza sahası için işte bir kalabalık var ama amaçsız yani tam bu 90'ların futbolu. Orta karambol bir şey yapalım. Yani bir tane ortadan gelmeye çalışan, ortadan delmeye çalışan, berkaç yapan oyuncu Yok burada ciddi bir Hucum ezberi olmamasından Kaynaklanıyor ve tabii ki karı gümrüğünde emeğine Savunmasına onu yok saymamak Lazım ama Fenerbahçe'nin hucum anlamında ne kadar Kötü bir Çalışma ortamından çıktığını bir gördük Bunun dışında oyunculara birkaç şey söylemek gerekirse Yani eğer bu Umursamaz Tavır Çünkü O şeyi görmedim ben ee, o biraz telaş telaş yok ya Fenerbahçe'de. Bence en garip durum o. Telaşlı değiller yani. Hani skor 1-1 dakika 70 büyük bir telaş yok ortada. Hani atmam, atmamız gerekiyor. Atmam telaş atmam yok diyorsun. Atmam lazım. Yani. Hücum edeceğim. İştahlı böyle Enteresan bir Enteresan bir sakinlik var yani. E, garip bir üzerlerinde ölü toprağı var. Yani çok garip bir sakinlik var. E, bu da tabii futbolcuları bağlar. Yani sen şimdi futbol sonuç itibariyle Pereria iyi çalıştırmadı. Pereria Türkiye uyumlu değildi. Pereria'nın yaptığı şey, yapmaya çalıştığı şey Türk futbol iklimine uygun değil. Ama Pereria'ya da bu oyuncular gönderdi. Bunu kabul ediyoruz değil mi hep beraber? Tabii. Şimdi Beşiktaş'ta da benzer bir durum oldu. Bak Beşiktaş tepki verdi oyuncular. Sergen Yalçın gitti, takım reaksiyon verdi. Koşu mesafeleri arttı, atak sayısı arttı, oldu, bu oldu. E burada şimdi hepinizin şikayet ettiği, başkana yönetici hepinizin şikayet ettiği hoca gitmiş. Sen şimdi 9 kişilik takımı yenemiyorsun. O yüzden futbolcuyu bağlar. Eğer mevzu şampiyon olamadı, şampiyon nasıl değiliz. Bu sene nasıl olsa kayıpsa, yani kafa buysa futbolcularda. Olmaz zaman öyle düşünce olur Daha kaçıncı haftayız yani. Tamam şampiyon olamıyor evet. olsan bile, öyle olsa bile ya kazanırsın üst üste taraftar arabaya sokarsın Bunu yani. Ben sosyal medyada yazdım. Eğer kafa buysa, şampiyon nasıl olamayacağız kafası. E, geri kalan kısmında maaşlarını almasınlar. Çok basit bir yöntem var bunun. Yani yalnız o iş var ya adamın başına iş açar ha. Hangisi? Öyle nasılsa şampiyon olamayacağız işi. Hayır eğer o o, o, iş, o iş bak o iş o, bak, o moda girdiyse. Acili etmeme i̇ş. durumu bundan kaynaklanıyorsa o zaman geri kalan o sezonun kısımları para istemeyecekler. Bu böyledir yani. O iş her takımın başına iş açar büyük takımlarda bak. Açar ben, doğru. Burada söyleyeyim Volkan Demirel'in e, yayıncı kuruluşta Beşiktaş'la ilgili söylediği bir cümle vardı. 10. sıranın altına düştüğünde Pistolek oralarda olarak. sıkıntı olur. Ben biliyorum Yaşadı o işi. Yaşadım çünkü. Yaşadım. Sıkıntı olur. Gerçekten sıkıntı olur. Sıkıntı olur. Çünkü oraları bilmiyorsun. Tabii. O işleri o işleri bilen oyuncular değil bunlar. Doğru. Yani bu Galatasaray için de geçerli, hı hı. Beşiktaş için de geçerli, Fenerbahçe için de geçerli. Geçmişte Trabzonspor'da ben yaşadım çünkü 2001'de yani. Yaşadım. Ee, Fenerbahçe yakın zamanda yaşadı. Yaşadı Fenerbahçe yakın zamanda yaşadı. Yani insanın e, doğası, psikolojisi, sosyolojisi, her şeyi e, bozuluyor. Doğru, yani. doğru. Hani doğru. türbünde insanın bozuluyor sahada onun için Fenerbahçeli futbolcular Fırat. Yani şu şu işi yani bir şampiyon, bir seneye seneyelik meneyelik durum yok yani. Evet. Ortada 20 maç var. Bir de 10 kaç Beşiktaş'ın 15 maçta 2 galibiyet miydi? 15'te bir. idi ya 15'te 2 yapan Beşiktaş'la Fenerbahçe'nin puan farkı 1. bayağı ya, buyur işte. Yani 3 büyüklerin 3'ü de... Yani şampiyonlar 3 ta, 3'ü de berbat durumda ya bu tabii, arada. Tabii, kesinlikle ya, hakikaten şey, Beşiktaş bir kafasını kaldırdı ama Beşiktaş'la da konuşacağız. Tarihlerin en kötü sezonu hepsinin birden. Hoca konusunu da konuşalım. Şimdi Fenerbahçe evet Vitor Pereira ile yollar ayırdı. Yani B planı var mıydı yok muydu bilemiyorum ancak şu anda görünen sanki yokmuş gibi. Hala bir sakinlik, hala bir sessizlik. Aa, geçen gün yeni yani, bir teknik direktör konusu Olacak, olmayacak. Yani. Ben geçen zannetmiyorum gün. açıkçası. Veli. Benim duyduğum çok ağırlıklı olarak Biliç. Ben de onu duydum. Ee, B olarak da Kenan Koçak ama Türkiye Futbol Federasyonu müsaade Hı. etmedi Kenan, Kenan Koçak. Kenan Koçak konusunda bir şey. Ama, girecek ama şimdi. bir kez daha Kenan Koçak nasıl olacak ki yani? Israr ettiği bilgisi var e, Fenerbahçe'nin. Unutmayayım diye tamam. ısrarla veli diyorum. Çünkü önemli. Geçen gün Twitter'da Fenerbahçe'li bir yöneticinin tweetini gördüm. Aktif yönetici. Evet, Hı. Galiba Alper Alper Pirşen, aktif yönetici değil Hı. mi? Alper Pirşen. Şimdi ben başta şaka zannettim. Hani birinci maddesini yarıya kadar geldiğimde okurken şey zannettim. Diyor ki Fenerbahçe'nin teknik direktör Fenerbahçe teknik direktör olan olacak kişilerin işte vasfı gibi bir, bir, cümle kullanıyor. Yani kim hı hı. olacak? İşte vasıflar. Özellikler. Şimdi bir kere yani bir Fenerbahçe yöneticisinin şu anki 3 yıldır, 4 yıldır yaşananların üzerine bu kadar rahat böyle bir tweet atması bir kere akıllara zarar. Ya bu tweet'i kim atar biliyor musun? 4 yılda 2 şampiyonluk yaşamış. Ne tweet atmış ya? Şimdi, ben bakıyorum bu arada göremedim bir şey de o yüzden. 4 yılda iki şampiyon. Alper Pirşen. Aha. Faal yönetici değil mi? Yönetici değil böyle bir faal yönetici. Ne yapmış keza? Ben bir kez gördüm. Daha... Fenerbahçe'de teknik direktör işte olanların vasfı gibi, olacak olanın vasfı şöyle diyor birinci maddede. Diyor ki bunu şöyle bir yönetici atar. 4 yılda 2 şampiyonluk yaşar Fenerbahçe. Hı. Geçen sene ligi 3. ikinci bitirir. Bu senede biraz kötü gider. Bir teknik direktör alacaktır. Ya şimdi ya bari yazmayın böyle ya. Birinci madde. Türk olacaksa en az bir... Bir şey söyleyeceğim bak. Bölmek için demiyorum da öyle bir tweet ya sildi ya da... Ben de göremiyorum şu an bulamıyorum. Ben de o yüzden ben de. bakıyorum ya. Gerçek ona, ona ait ya, mi bilmiyorum ya. o hani... ben... Ben, fake, hani, ben bunun fake. en büyük mağduriyetin Sen de şu senin adına <laughs> de, senin adına <laughs> ben, yazıyorlar da hani şöyle ben ben e, kendi Twitter'ını yok o bilgi verelim ben ondan baktım sonra, ha, hani tamam. baktım kendi Twitter'ıydı ya silin belki sildi belki değildir onda yani bir şimdi belirtelim yani şöyle bir cümle var orada diyor ki e, Türkse bir tane şampiyonluk yaşamış olacak yabancıysa 2 3 kupa işte almış olacak yönetici o, yönetici Metin Spaiyol. Metin Spaiyol olabilir mi? Evet, evet. geldiş mesaj geldi. Çok özür dilerim. Ee, Çok özür dilerim. Ee, Alper Bey değil. Alper Beyden özür dilerim. Metin Spaiyol. Metin, metin yönetiminde Metin değil. Bey. Bu arada ha. ayrıldı. Şimdi Onu da söyleyeyim. Böyle Eski yönetici. Böyle hem. Şimdi bak böyle olmaz. Eski yöneticisi de olsa Metin Bey böyle hani bu yazıldığı zaman şimdi o zaman insanlar hani siz de yöneticiydiniz, sizin döneminizde ha, de ortada şimdi. ben de gördüm. Hani ben de gördüm. Ben okuyorum şu anda. E, evet, ben de Ateş abi Hı. yazdı, sağ olsun. Şimdi Şimdi bak böyle şey bu olmaz. Ya Fenerbahçe'nin durumu bak yani Ali Bey'in yönetiminde kim varsa bu tür şeyler yazmamalı. Ama aktif yönetici değil diye yorulmuş ama ya. Olsun. Nasıl karışır? Ama ya yani karışmaz kimse yazabilir. Yöneticiyle yönetici yönetici karışamaz yani, ya. Eski ya şundan yönetici yazan diyorum ya. Velicim ya şundan diyorum. Şunu anlatmak istiyorum. Yani ben yani ben dururum yani siz 3 yıl bu kulüpte yöneticilik yaptınız. Ee, şimdi siz bu kulüpte 3 yıl yöneticilik yaparken Fenerbahçe'nin elde ettiği başarısızlıklar Hı. ortada. Tamam. Siz teknik direktör tarifi yapmamalısınız. Neden? Ya, ya ben şey o dönemde de fikirleri Yönetim Kurulu'nda böyleydi ama kabul Aa, göremiş olabilir. O zaman eğer istifa etseydi, etti işte. Tür yöneticiler yok, ay yok ayrıldı. Tamam, i̇stifa tamam. edip şimdi ben geçen gün bir şey söyledim. Galatasaray'da istifalar oldu ya. Hı. Ya bu bir tepkidir. Ben o durumda başkan haklı ama yani bir yönetici bir tepki verecek, bir şey yapacak, bir şey söyleyecek. Şimdi Fenerbahçe'de o kadar artık bazı şeyler gitmiş, kaybolmuş, yok olmuş ki yani bunu geriye döndürmek teknik direktörle olmaz. Yani Ali Bey'in bir yere kapanıp Hı. bir 10 gün, bir hafta, bir ay yani bir kapalı yani kulüpten sadece bir ya telefonla haber alacak ya bir çok önemli bir bir operasyon bir e, nasıl söyleyeyim bir yani kurtuluş reçetesi bulup sonra da oradan çıktığında eee Fenerbahçe'nin tartışılmaz bir teknik direktöre, tartışılmaz oyuncu grubuna sahip olması gerekiyor. Ben de diyorum ki bu durumu, bu durumu katılıyorum sana Hı. ama bu durum şu andan sonra düşünülüp planlanıyorsa o sıkıntı var. Tabii var. Yani çünkü, tabii bu var. Bir, bir çünkü bu durum bir buçuk aydan beri belli değil mi tabii zaten? Var, tabii var. Yani? Zaten Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı belirsizlik. Fenerbahçe'nin en büyük sorunu karar verememek. Şimdi karar verirken insanlar, bak şimdi bu Trabzonspor'da Caner Erkin olayını biraz sonra anlatacağım. Şimdi karar verirken şöyle karar iki, iki türlü karar var. Biri, doğru karar toplumun reddettiği ama kararın kendisi doğru ama toplumun hoşuna gitmediği bir karar. İkincisi, Toplumun hoşuna gittiği ama Hı -hı. sana zarar veren, kurumuna zarar veren karar. Hı -hı. Maalesef biz toplumun hoşuna gittiği, toplumla ilgili yani iki tweet, sosyal medya şu, bu işi bu, bunlar oğlum burası Fenerbahçe Kulübü. Galatasaray, Trabzon, Beşiktaş neyse bunlar bu kulüplerle ilgili karar alırken çok önemli ve değerli boyutlarda bu kararları almanız Hı -hı. lazım. Bu kadar yani Fenerbahçe bu kadar üst üste başarısızlık elde edip bu kadar rahat ya teknik direktler işte bilinç gelsin şu. Bir de Fenerbahçe'de kaybolan ne biliyor musun? Bak burası çok önemli. Eskiden az Yıldırım Sayın az Yıldırım başkanken devre arasında transfer yapmayacağız derdi. Buna rağmen bir beklenti dünya yıldızı gelecek. ya Bugün Fenerbahçe lövü İstanbul'a indirsin bak lövü İstanbul'a indirsin tesislere getirsin imza atana kadar Fenerbahçe taraftarı inanmaz. %90'ı inanmaz. Artık yani o o beklenti bile nerelere düştü Fenerbahçe taraftarına. Fenerbahçe camiasında. Eskiden Transfer yapmayacağız diyen yani Aziz Yıldırım'dan transferin son dakikasına kadar hepimiz muhabirlik yaptık. Hı hı. Bir dünya yıldızı mı geliyor? Real Madrid'den mi geliyor? Paris Saint Germain'den mi geliyor? Diye beklerdim. Ekonomik gerçekler de var ama. Artı e artı. Ekonomik, artı, gerçekler, artı, ekonomik, gerçekleri, tamam, ekonomik gerçekleri, gerçekleri bir kenara koyuyorum. Beni tamam, razı edemezsin. Koyuyorum edemez. bak onu bir kenara beni koyuyorum. Sami zaten o. razı değil bu. İnanmıyor yani. Bunu, bunu, art, bu, biz hep bak. işin mantığıyla konuşuyoruz ama bir de bir gerçek var. Fenerbahçe'nin e, 4 yıldır beklentisi başkaydı Fenerbahçelilerin. Ya zaten bence en büyük problem o. Yani e, sence Aziz Yıldırım çok başarısız diye mi gitti? Yok. Kaç şampiyonluk? 6 şampiyonluğum var. Tam 15 yılda. Yani 2-3 yılda bir şampiyon oluyordu zaten. Ali Koç'un o meşhur lafı var ya vizyon. Benim vizyonumu. Ya zaten Fenerbahçe yeni jenerasyon, yeni taraftar. Fenerbahçeliler başka bir şey izlemek için, başka bir şey görmek için kulübü belki daha başka bir hale getirebileceğine inandığı için hatta bir süper güç olabilme ihtimalini düşündüğü için Ali Koç'u istiyor. Şampiyonlar Ligi seviyesinin dev bir evet, takım. Evet ya yani Şampiyonlar Ligi'ne katılan, düzenli orada başarılar sağlayan o da öyle bir takım hayal etti Fenerbahçe'dir. O yüzden de yoksa Aziz Yıldırım gibi zaten iktidardaki başkanı devirme kulüplerde çok zordur biliyorsun. Seçime girerse başkan genelde çok büyük ağırlıkta kazanmıştır. Aziz Yıldırım gibi 20 yılını oraya vermiş bir başkanın bu kadar az oy, az oy alma sebebi de zaten Ali Kuç'un sunduğu bu vizyondu. Şimdi çok büyük hayaller vardı ve e, ben de açıkçası artık Barış Yurduseve'nin dediği gibi yani elbette mali sıkıntılar, elbette para, elbette finansal pay, bir, bir sürü hikaye var. Ama ne olursa olsun 4 yılın sonunda devre arası hocasını göndermiş, hocasını gönderir göndermez... O teknik tekrar buraya indirmemiş. Ve ne olursa olsun şu anda planını sanki devre arası yapacağı bence en sıkıntılı kısım bu. Yani evet. Fenerbahçe devre arası kimi alacak futbolcu evet. olarak? Çünkü Löw gelirse başka birini ister. Slaven Bilic gelirse başka birini ister. Kenan Koçak gelirse başka birini ister. Yani bu planlama da şu anda hala yapılamıyor olması sıkıntı. O yüzden de bu kadar Sayın Ali Koç'a bu kadar tepki olması çok normal. Ben stattaydım. Sen de maçledin değil mi sen? Evet. Derbitte. Ee, ilk defa ismiyle istifaya çağrıldı. Hep yönetim yönetim deniyordu. Çünkü ben size söylüyorum. Bu haftaya kadar Ali Koç'a bunca olaya rağmen kıyamıyordu taraftar. İsminden dolayı, Fenerbahçeliğinden dolayı. O e, Fenerbahçe'ye... iyi niyetinden dolayı. Fenerbahçe'ye başkan değilken bile çok büyük hizmetler Doğru. yapmış bir isim olmasından dolayı kıyamıyordu. Ama ilk defa bu hafta ismiyle hitap ettiler. Evet. Bu tepki de çok normal. Artık elbette normal canım. Hani şey de kalmadı Veli ben sana söyleyeyim. Yani çıkıp finansal fair play. Ee, biz şu oyuncuyu artık şu an alamıyoruz. Şu artık hayır, belki yüz yüz haklıdır başkan. Ha. Çıksa dinlesek belki hepimiz hak veririz ama biz spor adamı olarak hak veririz. Taraftar hak vermez artık. Taraftarın yani şeyi bitti. Fenerbahçe'nin yani durumunu vermezdi. Barış Şurdu seven açısından güzel özetleyecek bir söz söyleyeceğim sana. Bir söz vardır gömleğin düğmelerini iliklemek gibidir hayat. Çok güzel. En başta hata yaptığını sonuna gelmeden anlayamazsın diye. İlk düğmeyi yanlış iliklersin yani daha sonra en sona gelirsin. Aa yanlış yapmışım en başa dönmen lazım hepsini tekrardan çözersin tekrar yaparsın. Fenerbahçe'de zincirleme gelişti bu noktaya gelene kadar birçok şey. En başta yapılan plansızlıklar, hatalar bence bu noktaya getirdi Fenerbahçe'yi. Neticesinde bu ekonomik anlamda iyice büyüdü, büyüdü, büyüdü ve büyük bir birikinti oluştu. Çok ciddi anlamda, ekonomik anlamda söylüyorum. Hep sen söylüyorsun yani yıldız futbolcu alınması lazım, şu olması lazım. Bu kadar kaç transfer yaptı bahçe Sayın Başkan döneminde? ki? 62. 62 transfer yaptı. 62 transfer yerine abartısız söylüyorum. Maksimum 10 tane, maksimum 10. 10 tane kaliteli transfer artı hadi hoca da değişsin 2 tane. Kaliteli. İddia ediyorum 62 transfer artı 8 hocam mı? 7 hocamın bilmiyorum işte neyse. Onun o maliyetin yarısı kadar maliyet olurdu Fenerbahçe'ye. Ama şampiyonluğu işte. Da olurdu. Şampiyonluğu da olurdu. Şampiyonluklar olurdu ben belki de. Gömlek düğmesini en sonunda da iki daha attı. Yani zaten yamuk gidiyordu. Emre Belözoğlu hamlesiyle bence başkan bir yani iki at artık zincirlemenin zincirlemesi hmm. oldu. Çok Tabii büyük bir hata. Yani Emre Belözoğlu o zaman da söyledik. Göz göre göre iyi oynatan, atak oynatan, iyi sonuçlar alan, sahada bir şey gösteren herkes şu rakamları koyduk ortaya. Yani bence oradaki mevzu futbol değil de onu söyleyeyim mi? Ha. Başka bir şey orada. o da yanlış. Evet başka bir şey. Zaten Öyleyim. Konuşuluyor şu anda. Söyle. Bir tribüne tribüne Kasımpaşa maçı anlatlar hafta Söyle. içinde. O da var. Sinan Serdar işin o da var ama asıl olan çok inandığı bir yani çok inandığı başkanın hani özellikle Emre Belezoğlu'nun Gustavo ile ilgili yani Gustavo yani başkan o yüzden gönderdi demiyorum. Tamam. Ama Gustavo'yu oynatmaması nedeniyle hani e, o yüzden, duyum tabii. O yüzden başkan değil de hani başkanı etkileyecek insanların Gustavo çok doğruydı onun da yapması. Belezoğlu gibi bazı şeyler o, de var. Bir birçok birkaç şey o, var o, ama o Pratın dediği gibi yanlış. O programlar ortaya o programları iz, bilmiyorum geçmişteki programlar ne kadar duruyor YouTube'da falan bilmiyorum ama o programlarda söylediğimiz bir şey vardı. Fenerbahçe 4 atak yapıyorsa 8'e çıkmıştı. Ceza sahası içten 5 şut çekiyorsa 7'ye 8'e çıkmıştı. Hepsi rakamsal olarak Emre Belözoğlu geldikten sonra az daha şampiyon oluyor. Sayıyla art, sayıyla gözüken bir şeyi reddedemezsin yani. Tabi tabi. Gustavo mu sebep? Yok bir maçta Sayın Ali Koç'a sus işareti mi yapmış Emre Belözoğlu? Hafta içinde Serdar Ali öyle bir iddiada bulundu. Kimisi Sivas Spor maçında... Zannetmiyorum. Kimisi Sivas Spor maçında oynanan ruhsuz parantez içinde tırnak için, ruhsuz futbol yüzünden Sayın Ali Koç böyle bir karar verdiğini diyor vesaire vesaire. Ya bu çok büyük hata oldu. Kırılma bence Ali Koç'un başkanlık Sayın Ali Koç'un başkanlık döneminin en büyük kırılmalarından bir tanesiydi. Yani çok göz göre göre olan bir durum vardı. Üstelik şimdi Beşiktaş Önder Karaveli'ye şans veriyor değil mi? Evet. Önder Karaveli. Bir Vermeyi düşünmüyordu yalnız. E, sonuçlardan dolayı. Evet. Tamam. Artı taraftan tamam. büyük desteği. Evet. Ama ö, hani Emre Belözoğlu'nun camiadaki gücü ve Türk futbolundaki gücüyle Önder Hoca'nınki bir mi? Değil. Beşiktaş ona rağmen bir şans verdi. Devam et diyor. Sen şimdi Emre Belözoğlu gibi bir Türk futbolunda Türk futbolcusu üzerine çok büyük gücü olan, etkisi olan bir profilden bahsediyorsun. Onun gitmesi çok büyük hata oldu bence. Ee, ama genel anlamda bu saatten sonra benim düşüncem hiçbir şekilde, ben Slaven Bilic'i ben de duyuyorum ama artık tartışılmayacak birini getirmesi lazım. Şimdi onu diyeceğim ben de. Biri ve tartışılmayacak da forvet tartışılmayacak orta saha. Şimdi ekonomik gerçekleri kenara bırakıyorum. Hani dedin ya beni ikna edemezseniz ekonomik konusu ekonomik konusuna diye. Tamam. Ekonomik gerçekleri kenara Tezim koyuyorum. Bizim güçlü çünkü. Tamam bir şey demiyorum. Tamam demiyorum bir şey. Tamam diyelim ki ekonomik anlamda Fenerbahçe'nin e, istediği hocayı alma gücü var ekonomik olarak diyelim. Şu anda Süper Lig'e siz o bahsettiğiniz seviyedeki hocaları getirme imkanınız var mı? İnanıyor musunuz buna gerçekten? Yok. E, yok. yok. Yok gelmez ki. Sen gelir misin? Şimdi yani az önce iliklemeden bahsettim evet. ya, Yanlışlık yanlışlık. Şimdi e, Ben bu kaos ortamına gideyim miyim? Gelmem. Niye kariyer atayım ben? Ben Ali Bey'in Fenerbahçe'ye yaptığı katkılara bir şey söylemiyorum. Yaptığı transferler. Ancak katkılar derken bu arada şunu da unutmamak lazım. Şimdi kağıt kalem var önünde değil mi? Evet. Cülva, Giuliano artı Joseph artı Elif Elmas. Yazıyorum. Giuliano artı Joseph Artı Elif Elmas. Giuliano, Josef, Elif Artı. Elmas. Kaç kaç bunlar fiyatları? Kaç milyon euro, e, e, 40 milyon euroya yakın para girmiş. 13, 11, 17 mi? Ocağır bir şey. He. 40 milyon euroya yakın yaklaşık He. olarak, evet. Şimdi... E, Neden bu üçü? Şimdi, bu, Geldin, oturdun, başkan oldun. Bu üçünü sattın, 40 milyon ha, euro. Anladım, tamam. Hepten de giden yönetim... Şimdi bizi battık, ettik, şöyle yaptılar, yüzde otuzdan işte para aldılar, şu bu da tık da sana 40 milyon euro bıraktı da bu adam 40 milyon. Vedat'tan da aldın 15 milyon euro. Evet. 55. 55. Daha öbür birleri, ikileri, üçleri saymıyorum. Hı hı. Şimdi Aziz Yıldırım'ın başarısının arkasındaki en önemli sebep neydi biliyor musunuz? Bana bana göre. Hı hı. Şimdi 98 yılından 2010, kaça kadar? 17 mi? 16 17 16-17 işte. yılına kadar başkanlık yaptığında her yönetiminde en az en az 3 en az 3 kişi en az oda diyorum. Hı. bazısında 5 Fenerbahçe kulübüne başkanlık yapacak derecede tecrübeli yöneticiler vardı. Anladım. Camia'nın içerisinden, kulübün içerisinden ekonomik yapısıyla tanınmışlığıyla güçlü kuvvetli ya, güçlü yani. kuvvetli. Bu isimleri hepimiz biliyoruz. Hı hı. Şimdi Ali Bey, yönetim kurulun kurduğu yönetim kurullarında tabii ki onlar da iyi Fenerbahçelidir. Onlar da e, kulübünü severler. Onlar da dese ama yani şöyle baktığınızda sanki dışarıdan evet başkanım haklısınız başkanım, doğru başkanım. E, bence de öyle başkanım. Evet Aziz Yıldırım da çok sert bir başkandı. Yani e, işte şekeri çıktı mı, sinirlenince belki kulüpte çok önemli hatalar da yaptı. Elbette olabilir. O ama, kadar yılda yaparsın hata zaten yani. Ama şimdi Fenerbahçe kulübü Türkiye'de cebinden stat yaptırdı. Cebinden Aziz Yıldırım başkanını da stat yaptırdı. E, tesisleşmeler alınan onlar, alınan oyuncular bunlar çok önemli şeyler bıraktı. Yıldırım. Yani başkan bu arada da Fenerbahçe'yi kimsenin dışarıdan e, başka konularda böyle ezmesine, laf etmesine de izin vermedi. Anında cevap verdi. Ya geçen gün Hamit Altıntop bir radyoya bağlanıyor. Sevgili Kenan Başaran gazeteci Hı -hı. arkadaşımıza da tebrik ediyorum. Geçen onun sayesinde o haberi de takip ettim. Hı -hı. Ya bir Kenan Koçak konusunda bir açıklama yapıyor. Hı hı. Bak, Fenerbahçe kulübünün başkanı Az Yıldırım olsa, o radyo yayınından sonra arabayı da kendi sürer. Doğru rivaya arabalan, hiç güvenlikte de durmadan, o indir kaldır şeyi var ya, hiç de durmadan içeri girer. Ne dedik Bak, ya? ya? Ne dedi? Ya bir üslup var. Bak bir üslup var. Yani şimdi sevgili Hamit Altındop, yani bunu sen... Anabatçı'ya de Beşiktaş'a da Trabzonspor'a da tamam anladık. Sen Galatasaraylısın. Tamam, olabilir. Ama ya bir şey düşünme ama değil. orada bak, öyle bir konu iki, olmaz bu, orada. Bu iki yani. bu Bazı bu bak, olduğu için bak, mi bak, öyle konuşuyor diyorsun? De, ya, öyle, baş, Yani ya, yok, ya, o yani şey Galatasaraylı ya. olduğu için değil hayır Ben diyorum ki hani diğer takımlara karşı da senin sen Galatasaraylı olabilirsin ama diğer takımlara karşı da senin hassas olacağın bir görevdesin sen. Böyle bir üslup kabul edilemez. Böyle bir üslup güzelliği. Anlatır mısın? No, değil yani gerçekten. Kenan Koça Fenerbahçe'nin istediğiyle ilgili hı hı. E, bir e, soru soru radyoya bağlandı. Tamam, tamam. Yani enteresan da bir şey bağlanması. Şimdiye kadar Doğru. çok fazla da görmüyoruz yani. Oradaki kullandığı üslup. Hı. Kullandığı üslup. Fenerbahçe kulübüne kullandığı bir üslup. Verme niyetimiz yok. Şimdi bir spekülasyon, bir dedikodu aldı gidiyor. Bize vakit kaybettiriyor. Şimdi konu kapansın lütfen demiş. Bir üslup var orada. Anladım. Tamam mı? Ben onu dinledim sonradan. Şimdi bakın bu bu için Fenerbahçe kulübü bu tür şeylerden geçer. Bak anlattım birçok örnek verdim. Yani o Serkan Tokatlar, Ümit Öztürkler birçok şeyi buralarda hepsini tek tek anlattım. Şimdi buralara doğru tepki veremezsiniz. E şimdi Kenan Koçak La ilgili evet Fenerbahçe Federasyonu sordu Kenan Koç'a. Evet. Durumunu sordu. Olabilir mi? Olabilir. Gitseydi ben de eleştirecektim Kenan Koç'a. Hatta bazı gazeteci arkadaşlara da hani Tonlay Kafkas'ta ilgili haber çıkar çıkmaz Tolunay Kafkasa yükleniyorlar ya. Hani onunla ilgili de düşünceleri şey merak yani. edecektim. Aynı yani şey değil. Bir ironi yapmıştım geçen hafta konuştuk bunları. Ama yani, yani Kenan Hoca'nın şimdi, medya medya gücü var yani. Şimdi Evet, evet. Var, var. var Bayağı. Bayağı gücü var. Zaten medyada... Sayın Başkan'la iki buçuk yıldan Artız. beri çok yakinen evet, Onu tanışıyor. Evet, tanışıyor. Ortada bir de bir fotoğraf da var. Yani bunlar yorumlanabilir ama yani Hamit Altıntop'un bu tür e, böyle bu üslubu hiç güzel değil. Bu birkaç oldu Ferdi olayında da böyle bir üslup kullandı. Şimdi siz tüm kulüplerin e, temsilen yani oradasınız, evet. olduğunuz böyle Bir de milli takım şeyi... Ama yani e, Fenerbahçe Riyara'ya talip olsa o zaman e, iyi olurdu değil mi Hamit Altıntop? Riyara'ya mı? O kadar diyorum bırakıyorum. Albert Riyara'dan bahsediyorum. Evet Albert Riyara'dan bahsediyorum. Burada tabii şunu... <laughs> şunu Albert olarak, Riyara'dan bahsediyorum. Buradaki oyuncu olarak mı? Futbolcu döneminde olarak. Hoca olarak. Hoca Hı -hı. olarak. Tamam. İyi olurdu değil mi? <laughs> Anlamadığın için bir şey ben diyemiyorum anladım, şu an konuda. Anladım ya, mı ben anlamadım. anladım Ya şu, şu da var tabii. Bence buradaki asıl e, Garip olan şey şu Bu kadar Başarısız geçen sezonlar Ve denemelerin ardından Fenerbahçe'nin gündeminde Kenan Koçak olması zaten <laughs> Garip bir durum evet. yani Hamit Topu şunu söylüyor olması Ya şu konunun gündeme Gündemde olup Hamit Altın da bir radyoya bağlanıp Bu açıklamayı yapıyor olması da Bence orada orada da bir ya şu anda löv mesela tamam. Mesela löv gelirse yani lövü getirirsin, iki tane de adam getirirsin oyuncu. En azından şey dersin. Ya kardeşim dünyanın Alman Milli Takımı'nda hocasını getirdim, iki tane de oyuncu getirdim. Elimden geleni yaptım dersin. Ama bunca olayın üzerine, bunca mevzunun üzerine Fenerbahçe'nin bir deneme yapma şansı Beşiktaş'ın farklı bir durum mu? Beşiktaş'ın farklı bir durum. Beşiktaş Beş geçen, Beş geçen sene şansı. şampiyon oldu. Tamam. Tamam mı? Geçen sene şampiyon oldu. O şampiyonlar liginde oynadın sen bu sene. Hayır, şunu diyorum. Beşiktaş geçen sene şampiyon oldu. Beşiktaş son 5 beş senede 3 şampiyonluğu var. Tamam. Fenerbahçe'nin son 8 sene şampiyonluğu yok. 2 kulü, 2 camian durumu farklı. Beşiktaş bir deneme yapacak kredisi var. Onu demek istiyorum. Yani zaten bu sene şampiyon olamadı Beşiktaş. Olamadı diye bakıyor kendine büyük bir ihtimalle. Bir proje yapayım. Bu seneyi onunla geçireyim. Öbür senede bu Pinero için demiyorum. Genel bir şeyden ben bahsediyorum. Ben Prono Pinero için söylüyorum ha, ben yani. Hayır, şunu bir Elbette o adam kim Beşiktaş'ı reddediyor ya. Yani o da başka bir o kısmı söylüyor. Tamam, yani. ama. O, konuda da bilgi vereceğim. Onda, o, onda ama, ama da. buradaki durum ile Beşiktaş bir değil. Ali Koç'un, Sayın Ali Koç'un artık bir deneme yapacak şansı yok. Kenan Kuçak kötü hoca demiyorum da. Evet evet yani Kenan Hoca yanlış yani. Kendisiyle girdiği bahsettiğim. Löv yani, Kapello yani. Capello falan. O yani hani neydi Tottenham'ı? Kim? Conte. Şey Conte. ayrılan Portekiz'de. Değil değil. O tarzda tam poşetli değil de unuttum şimdi adını. Yaşlı olsun diyorsun kim? O tarzda artık yani bu saatten sonra çok büyük bir hoca getirmesi lazım. Çünkü bu, kaç tane oldu koku Ersun Hoca, Erol Bulut, Vitor Pereira yani artık bir deneme yapacak durumu değil. A dedikleri hoca getirmek mecbur etme. Beşiktaş B plus hoca arıyor. B genç hoca arıyor Beşiktaş. Bak çok net söyleyeyim. B plus genç hoca. Önder Hoca da Adaylardan biri artık gösterdiği performans ama B plus genç hoca arıyor. Fenerbahçe'nin A plus tecrübeli hoca ihtiyacı e var. Hatta Leç'e teklif yapmış. Vitesse'nin hocası Lech. Evet. Ona teklif yapmış ama e, 1 Esprito, milyon. Espirito Santos, Celal Kolot. Ha, ayrılan zaman... hoca ha, sen bu evet sezon. Evet. Ha, tamam. Celal Kolot her zamanki programımızı çok... Nuno Espirito Santos. Çok Santo. selamlar Celal abi. Çok ee, selamlar. O tarz. Leç'e teklif yapmış. E, ee, 1 milyon avro olup. Vitesse bir... bırakmıyor. Beşiktaş kısmını anlatırız onu. doğru orada anlatırız. Şunu demek istiyorum yani Artık a plus ve tecrübeli hoca lazım Fenerbahçe'ye. Çünkü kadrosu da büyük bir kadro, iyi bir kadro. İki tane, bak şu kadroya... Bilic tatmin etmez mi diyorsun? Sen, senin fikrini soruyorum. Ben Bilic'in başarılı olma ihtimalini düşünüyorum. Çünkü iletişimi çok güçlü bir hoca. Bu futbolcuları motive edebilir. Ama Bilic de biraz sallanırsa şey derler. 8 derbide bir tane kazanmış adımı. Beşiktaş'ın gönderdiği adımı getirdin derler. Şimdi İşler kötü giderse. Şimdi olarak ama. Ama Löw gelse, ilk kimse bir şey diyemez. Alman milli takımın hocası bekli, en azından beklenir. Bil için o kadar kredisi olmayabilir. Bil işle ilgili eleştiriler belli. Bak gelecek eleştiri söyleyeyim. Derbi kazanamıyor diyecekler. Hmm. Beşiktaş gönderdi. O gitti. Şanol Güneş'e şampiyon oldu diyecekler. West Ham ayrıldıktan sonra Beşiktaş'tan bir başarı elde edemedi diyecekler. West Ham tecrübesini söyledi. Çok büyük paralar harcadı West Ham'da. Hmm. Başarılı olamadı. Onu söyleyecekler. Yani iş iyi gitmediği zaman çok sert eleştirilecek bir grup oluşacak. Çok da doğal bu ortamda. Ama sen A plus tecrübeli hoca getirirsen üzerinden en azından o yükün büyük bir kısmını bırakırsın. Dersin ki gelebilecek en iyi Türkiye'ye gelebilecek en iyisini getirdim. Bir de bir kariyerli kanat beki, bir tane kariyerli topu içeri atabilen forvet Sağ getirdiğin bu. zaman zaten senin kadron da güçlü. E, i̇yi de bir hoca. O zaman yükün büyük kısmını atarsın üstünden. Şimdi muhtemelen Varış Yurdu Seven e, Bilic'i getirirse Fenerbahçe ki yüksek ihtimalle öyle olduğu bilgisi var. E, yaklaşık olarak tahmini 2,5 milyon avro gibi yıllık ücret alacak diye hem duydum hem de mantık da zaten bunu söylüyor. Çünkü geçen sene Çin'de aldı parayı biliyoruz hepimiz zaten. Yani 6-7 milyon avroların üzerinde bir paradan bahsediyor yıllık. Bir içinde zaten altı sınırları buralar. Yani ekibine bir para verecek. Az meblağ olmayacak sonuçta. <laughs> 2,5 milyon avrolar seviyesine çıkmışken biraz daha çıkıp diyorsun ki sen daha üst seviye bir hocayı ne yapacaksın, edeceksin, ikna edeceksin, getireceksin diyorsun. Doğru mu? Ben şöyle söylüyorum Veli. Şimdi e, bazı doğrular vardır İlla rakamlarla e, konuşulmaz. Yani şimdi e, ya Fenerbahçe doğrusunu bulamıyor ki. Yani Biliç'ten daha iyi teknik direktör, daha pahalı şu anda devre arası boştaki hocaların geliş şekli, bizim ülke futboluna bakışları. Yani bunların birçoğunu üst üste topladığın zaman hı hı. yani kolay değil. Yani Fenerbahçe için de kolay değil, Beşiktaş için de kolay değil. Belki yerliye dönmesi doğrudur. Ama burada e, Sayın Başkan'ın, yönetim kurulunun, taraftarın ve camianın, iki takım için de konuşuyorum ya yani Beşiktaş için de, kabul edeceği ve ufku göreceği, Yarınlarına görece bir e, karar alınmalı. Bu yani e, Biliç'tir, ne bileyim Bielsa'dır, işte ne bileyim Şenol Güneş'tir, e, ki, Okan Buruk'tur. Kimse, yani ben e, tabii ki burada e, rakamlar çok önemlidir. Bu saatten sonra e, devre arası hamle yapmak kolay mıdır? Değildir. Okan Buruk da iyisi bence. He, ama... Fenerbahçe takımının, Fenerbahçe'yi konuştuğumuz için söylüyorum. Fenerbahçe takımının artık sorunu sadece teknik direktör sorunu değildir. Peki. Orayı çünkü geçtik yani. Bitti orası. Bir kelim bir cümlede Caner Erkin'e söyleyeceğim. Hakikaten ayıp oluyor ya artık. Ayıp yani. Öyle. Bu kadarı bu kadarı olacak iş değil artık yani. O Döner, dönerden bahsediyorsun Evet Caner Erkin'den bahsediyorum. Bu artık o hani yazılan çizdiğini çok ciddiye almıyorum ben ama kendi takımına ayıp. Futbola ayıp. Yani orada beni at diyorsun sen. O beni at demek. Tabii. Yani o itiraz beni at demek. Orada o kadarına gerek yok ya. Ya yani bu yani yüzünde, önünde direkt kırmızı kart belki Fener Fenerbahçe maçı. Fenerbahçe anladım. maçı olduğu için söylemiyorum bu arada. Yani Çin Fenerbahçe olması maçı olsun. olması daha da işi vahim hale getirdi. Çok fazla spekülasyon, spekülasyon oldu ki böyle başladı. böyle kötü bir kırmızı kart görürsen bu Konuşulur futbolunda konuşulur bunlar. Ben öyle bir şey olduğunu da düşünmüyorum. Öyle bir şey demek çok hı. ağır futbolcu tabii, için. Tabii. Ama takım arkadaşlarına biraz saygın olması lazım. Orada senin stoperin zaten atılmış, kırmızı görmüş, itirazında ve sen genç, 20 yaşa değilsin. Sen tecrübelisin. Ya. Artık onu yapmayacaksın evet. ve bu kaçıncı yani ya? Hani bu kadar yetenekli bir oyuncunun Türkiye'de bu kadar anti, bu kadar eksi hale gelmesi çok acı bir şey kendisi açısından da. Davranışları yüzünden. Yani futbolculuğu başka bir seviyede, şu davranışları başka bir seviyede ve bir türlü orada o kısmı düzeltemedi. ya Çok acı bir şey bence kendisi açısından. lord olacağız Fenerbahçe kısmını. Bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe ile ilgili, Caner ile ilgili. Hı. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi Caner Erkin, Fenerbahçe'de oynarken bu davranışları yapıyor muydu? yapıyordu yapıyordu. oynarken yapıyor muydu? yapıyordu? yapıyordu. Beşiktaş'ta oynarken yapıyor muydu? Hı hı. Yapıyordu. Atılıyor muydu? Yaz zaman zaman atılıyordu. Var. Zaman. Bayağı bir e, sol bir, eski biçim, bir eski Şehirde Veysel bağırdı, Caner'e attı evet, evet. Aydınmış, Zaman zaman atılıyordu evet. evet. Tamam. da bir arkadan bir şey oldu. Beşiktaş'ta arkadan Orada bir yanlış bir. Evet, bir tamam. Diyor zaten. bu şey bak bu şekilde değil. Şimdi ben hakemin raporunu öğrendim biliyor musun? Bakın şurada izliyoruz. Hakem diyor ki raporunda bana diyor eliyle itti. Burada eliyle itme var mı? Evet. Var mı? Yok yok var mı? Hayır, hayır var mı? Var yani mı yani yok mu gördüğün el ile görmüyorum ha, ben. Şuradaki raporunda o var. görmedim. Bak raporunda o var. Ya, Arkadaşlar ya. yo savunmuyorum. Bir dakika bir şey anlatacağım ya. Bak 3 haftadır hakemlerle ilgili yani çok abi. enteresan sağ yönetiminin dışında bazı şeyler konuşuluyor. Burada normal mı sence? Iki, hayır, yani. Değil değil değil. Bak ben atılmasın demedim ya. Yanlış kart demedim. Ama bak olmayan şeyleri de eklemek. Baksana o şu ya şu hareketi. Temas var mı? Temas, Eliyle. Yok yok şu karede de, görmüyorum bak, yani. Raporu öğrendim diyorum sana ya. Hakemin raporunu tamam, öğrendim. Kırmızı kart itirazın var mı senin? Bak, Hayır diyorum Bu. sana ama ya olmayan bir şey de Veli yazılır mı şimdi yani? Şimdi e, diyor ki temas etti bana diyor. Eliyle temas var diyor. Şimdi ama ya tamam Caner Erkin diye de sen yoksa Caner Erkin kırmızı kart görmesine bir şey söylemiyorum Hakeme itirazdır, şiddetli itirazdır. Yani Söylediğinde ne düşünüyorsun? Hani Sen bireysel olarak bir husumeti diyor. olduğunu mu düşünüyorsun? Ha? Bireysel olarak husumeti olduğunu düşünüyorsun Erkan Özdemir'in? Yok da Sen yani de. bunu yapmadığı bir şeyi koymanın da bir anlamı yok. Ben bireysel olarak bir şey olduğunu düşünmüyorum şahsen. Tamam yani. ben diyorum ki e, yaptıklarını ver, kırmızı kart ver, at. Ama yapmadığı bir şeyi ben raporu öğrendim diyorum. O kadar. Tamam, peki. Bilgi verdim yani. Tamam. Ya, şimdi bak bak ben size bir söyleyeyim. Bir sol bek. 340 maçta 96 sarı kart, 5 tane kırmızı kart görmez yani. Kendine de bakacak. Yani hakem hakem haksız bile atmış olsa ki şu tavır haksız değil bence hakem. Ee, bu, bu, kadar bu kadarı fazla ya. Bu kadarına gerek yok ya. Futbol öyle bir şey.